Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, konumu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim korumasın. Allah korumasın. Ama ve lakin kendisine Müslüman diyen bir kısım insanlar dinlerini Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerine benzetecekler. Yani kendilerini tahrif edecekler. Dini yaşamayacaklar. Dini tören dini haline getirecekler. Yahudiler ve Hristiyanlar muhabbete gitti bir işe kalır. Aklında kazan gibi kiliseye giderse her şey biter. Bazı kutsal gecelerin filmleri vardı. İki tane mum yakarsa her şey biter. Müslümanlığı da adını Müslüman koymak, ölümde mevlüt okutmak, bayramlar, mübarek bayramlar gelince işte bayram etmek gibi, ondan sonra içki serbest, kumar serbest, gıda serbest, para yemek serbest, faiz serbest, istediği gibi yaşamak şekline çeviren insanlar dini bozamayacaklar ama kendi dinlerini bozacaklar, kendilerini bozacaklar. Kendilerine zarar vereceklerdir. İslamiyet'e hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Çünkü İslamiyet'in kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i Allah Celle Celaluhu muhafaza edecektir. Vaadi vardır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِكُمْ مِعَا Allah vaadinden dönmez. Bu zamana kadar milyonlarca hafızların ezberinde Kur'an-ı Kerim matbaalarda basılı. Dünyanın neresinden radyoda, televizyonu, kulağını kıvırır dinlerseniz aynı Kur'an'ı dinlersiniz. Ayetlerin ne manaya geldiğini de alimlerimiz kitaplarda yazmıştır. Hiç kimse kendi kafasında bu ayet şunu demek istiyor diyerek istediği gibi yorum da yapamaz. Tefsir açıklama da yapamaz. Her şey böyle. Yani dinini öyle direkt yaşamak isterse bir Müslüman din olduğu gibi saf halinde duruyor. Ama bozmak isterse, yaşamak istemezse kendisi bilir. Bunun cezasını da kendisi çeker, bedelini ödeyecek. Allah Teala Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bize orucu tanımıyor ama özellikle Bakara Suresi 183. ayet-i kerimeden itibaren peş peşe oruç ayetleri zikrediliyor. Önümdeki Musaf-ı Şerif'in 78. sayfasında bu ayetler. Bismillah. Ya eyyühellezine amanu. Ey iman edenler, ey Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de 80. sürüyede Allah bu yüzden hitap buyurur Müslümanlara. Bu Müslümanlar için büyük bir şereftir. Allah kendilerine hitap buyuruyor. Allah karşılığını almış onlarla konuşuyor. Onlarla konuşmaya değer buluyor. Onların imanlarını, akıllarını beğeniyor ve hitap ediyor. Onlardan bir şey talep ediyor. Biz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bizi böyle beğenerek karşısızlarının konuşmasından öyle bir mutluluk duyarız ki arkasından verdiği emir, gerçi Allah zor bir emir vermez ama olsa da zor, bize gayet kolay gelir elbette. Çünkü sevdiğimiz birisinden emir almak, sevdiğimiz birisine hizmet etmek bizim için şereftir, bizim için iftihardır, bizim için mutluluktur. Onun için madem Allah Celle Celaluhu bize ey iman edenler diyerek imanımıza şahitlik yap, bizi muhatap olarak alıyor, verdiği emir başımız gözümüz üstüne. Semiha ve ata'na deriz. İşittik ve itaat. Buyur Allah'ım buyur. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus siyam, size oruç farz kılındı. Kutiba aslında yazıldı demek. Kitap, kitabet, yazı. Yazıldı ne demek? Yani farz kılındı. Üstünüze Allah diyor ki ben sizin üstünüze orucu yazdım, tutacaksınız. As-savm kelimesi işte görüyorsunuz ki kutiba aleykumus siyam, savm Arapça bir kelimedir, tutmak anlamındadır. Neden oruca böyle bir kelimeden türetilmiş bir mana veriliyor? Çünkü oruç gerçekten tutmaktır. Neyi tutmaktır? İnsanın kendisini tutmasıdır. İnsanın kendisini neden tutmasıdır? Oruç saatleri içerisinde yemekten tutması, içmekten tutması, cinsel ilişkilerden tutmasıdır. Buna göre oruç
sabah namazının başladığı gecenin bittiği fecir vaktinde, güneşin batmasından sonra gelen akşam namazı vaktine kadar bütün fecir ve gündüzde yemekten, içmekten ve cinsel ilişkilerden insanın kendisini tutmasıdır. Bunları yapmamız. Allah için. Niye çok önemli? İbadetlerde niye çok önemli? İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerli. Şurada bir adam var. Akşama kadar işte oruç tutar, aç kalır. Çok büyük sevaplar alır. O sevapları yani görmüyoruz adamın şeriflerinde. Ama şurada da bir adam vardı. O da yemek bulamadığında, işi eli değmediğinde, şundan bundan o da aç kalır. Ama ibadet niyeti olmadığı için onun açlığından kendisine bir sevap gelmez. Demek ki ibadetin sevap olabilmesi, ibadet olabilmesi için bir, gönüllü yapması lazım. Hiç kimse cebir, şiddet, zorlama, ikna yapmadan kendi gönlüyle, kendi rızasıyla, kendi isteğiyle Cenab-ı Allah'ın emre uymak ve rızasını kazanma kastıyla, niyetiyle Allah'ın emrini yerine getirmesine ibadet diyoruz. İşte oruç da böyle bir ibadettir. Allah olarak bunun üstünde farz kıldık diyoruz. Kur'an-ı Kerim müthiş bir kitap. Her bir kelimesi öbür kelimenin arkasından gelirken aralarında altından halkalar da birbirlerine münasebetler, ilgili bağlantılı yapıyor. Ve siz bunu Türkiye tarihinden ederseniz öyle güzel Arap soruları soran ve açıklamaya yardımcı olursunuz ki uzun boylu açıklamaya da gelmez. Yani ey Müslümanlar, kütübalemin siyah, oruç size farz kılındı. Bunu da kütübe size farz kılındı. Ne farz kılındı? Ya siyah oruç farz kılındı. Niçin farz kılındı? Ya da bu farz kılınmak efendim insana bir zorluk vermez mi? Bir sıkıntı doğurmaz mı? Bütün bunlar Allah cennetlerinden bu. Peş peşe öyle bir getirir ki edebiyatçılar kalkmak ısırır. Zaten Kur'an'ın Allah kitabı olduğuna iman etmeyenlere Allah-u Teala diyor ki bunu Muhammed yazdı diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bunu bir insan yazabilecekse hadi bir kişi de değil, toplayın bütün şairlerimizi, bütün hadislerimizi, bütün filozoflarımızı, insinizi, cinninizi, kâhininizi bir araya gelip konuşuyor durun. Bir benzerinizi getirin. Madem bir insan bunu yapabilecekse hadi siz yapın. Yapamazsınız. Yapamayacaksınız da. Kıyamete kadar Allah-u Teala yapamayacaksınız demeyin. Öyleyse bu Allah selamıdır. Korkun. Yakını taşla insanla ateşten korkun. Küfürden, inkardan vazgeçin. Müslüman olun. Allah'a teslim olun. Ya eyyühellezine amenü kutubu aleyküm size oruç farz kılındı. Kema hükmü mahallelerine mühendabikum. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi. Yani Allah'ım bizi mi buldun? Bu çok zor bir iş. Hava sıcak. Su içmezse zorumuza gider. Biz nasıl çalışacağız? Gibi gocunmamara gerek yok. Bu sadece size de değil. Sizden evvel ne kadar insan gelmişse ta Hazreti Adem'den bu zamana kadar bütün peygamberlerin gönderdiği, getirdiği dini, mümini, İslam'da oruç var. Sadece size değil. Hani siz dersiniz ya, elle gelen düğün bayram mı? Elle gelen düğün bayram mı? Musibet bile olsa, şurada bir kişinin başına gelince çok ağır. Ama herkesin başına gelince, musibet yayın attıkça hafifler. Dolayısıyla bu oruç sadece bütün insanlardır ve öyle gözümüzle çok korkması zor bir ibadet de değildir. Zor bir ibadet değil ama Allah'ım yarın hasta oluruz, yolcu oluruz.
Yani şimdi bunların hepsini de Allah-u Teala siz sormadan cevabını veriyor. İnsan gerçeği Allah bilmez mi yarattığını? Ela yaratılmaz halat. Yarattığını bilmez mi Allah? Bu insanın neye dayanacağını, ne kadar dayanabileceğini, ne kadar kendisine faydalı, ne kadar zarar, bunları bilmez mi? Nasıl bilmez? Kendisi yarattı. Onun için şükremeyin, bir sorunuza gitmesin. Sizden evvelkilere de bu oruç var, size de var. Allah'ın emrini yerine getirilen niyeti varsa dinin hiçbir emri zor olmaz. اِنَّ اللّٰهَ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسُرُ Allah size kolaylık diler. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Allah size asla zorluk diler. Onun için nefsin zoruna giden şey itaatsızlık. Eğer niyet ve azim olursa kendilerine kalkar. Onun için işin başı niyet etmektir. İşin başı karar vermek. Karar verdikten sonra bir de bakarsınız ki çok kolaylaşırsınız. Karar verene kadar ensenize biner. Nefis biner, şeytan biner, düşman biner. Yok ne şöyledir, böyledir, esnek, esnek. Bitti. Ben karar verdim dediğiniz zaman meyus olarak sizden umudu kesmiş olarak defolun gider. İşimiz çok kolay. Onun için karar vermek çok önemli. Niyet de kalbin kararıdır, kastıdır zaten. Çok önemli. Kemalünü ve aletlerine müdahil. Peki niçin biliyor musunuz? Bu orucu sizler için kastıdır. La rahmet tettakun, takvalı olasının için. Sizi yaratmaktan amacın neydi? Ne kullar? Bunu biliyorsunuz. وَمَا خَلَقُوا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinler ve insanları başka bir amaç için değil. Ancak ve ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler, dünya hayatını emir ve yasaklarıma göre yaşasınlar diye yarattım. O yemeler, o içmeler, o gezmeler, o tazmalar, o safalar hepsi günün bir iki saatlik ibadeti. Ve İslam'ın ibadet anlayışı sadece namaz, sadece oruç değil. Evleniyorsunuz, o da bir ibadettir. Evlenmek ibadet olur mu? İnsanın karısıyla olan ilişkiden sevap gelir mi? Peygamberimiz kibar kibar anlatıyordu, birisi aynen onu sordu. Ya Resulallah, adamın ailesiyle sohbeti ya da ilişki şeklinde sevap olur mu? Niye olmasın dedi Peygamberimiz? Bana söyleyin, insan cinsel arzularını, şehvetini nikahsız başka kadınlarla zina ederek karşılarsa bunun bir günahı var mıdır Peygamberimiz? Öyleyse bu adam Allah'a iman etmiş, zinadan kaçmış, emri olan nikahı yapmış, bir eşiyle, helal olan eşiyle ilişkiye girmiş. Baştan sona Allah'ın emri, Allah'ın izni dahilinde. Öyleyse sevaplı. Ekmek parası kazanıyorsunuz çarşı pazarda. Bu işin bir helalı bir haramı var. Eğer siz ekmek parasını memurluk, işçilik, çiftçilik, dükkanlık, zanaatkarlık, sanatkarlık, sanayicilik, her neyse. Cenab-ı Allah'ın emri yasaklarına göre yaparsanız işiniz ibadet olur. Kazandığınız para hanımınızın ağzına koyursanız da sadaka, çocuklarınıza yedirseniz de sadaka sevap alırsınız. Arkadaşlarınıza ikram etseniz sadakanın 7 kat fazla sevap alırsınız. Çünkü bu sevdiği muhabbeti hazırlar. Bu da birlikte beraberler sebep olur. Cemiyetin sıkıntı
birlik beraberlik dayanışma güçlenmesini özgür. Şimdi oldu mu iş, ibadet? Onun için İslam'da insan ne yaparsa yapsın ibadet halindedir. Ya ibadet halindedir, ya kabahat suç halindedir veya nötr, serbest bir haldedir. Onun için dinledir bir emirler mahrumesi, emirler toplumu, iki haramlar, yasaklar, üç ortada serbest olur. Bu ortada serbest olanların da şartları var. Onun için Allah'ın ibadet dediğimiz zaman namaz gibi, oruç gibi, helal rızık gibi, hac gibi daha bir sürü emirleri var. Böyle de ibadet edilir ve sevap kazanılır. Cenab-ı Allah'ın bir sürü yasakladığı haramlar vardır. Onları işlememekle de sevap kazanırsınız. Şimdi sizin belki birçoğunuz yaptığınız işlerden sevap alarak umarak ahirette terazinin yaptığınız işlere bakacaksınız. Hep bunu nazara alıyor, hesaba alıyorsunuz. Fakat hesaplamadığınız bir şey var. Oradan çok kazanacaksınız yani. Nedir hesaplamadığınız şey? Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sevap aldığınız gibi Allah'ın yasaklarını Allah yasakladığı için yapmayarak da sevap alırsınız. Şimdi siz içki içmediniz bugün değil mi? Niçin içmediniz? Haram değil. İçseydiniz ne kadar günah kazanacaktınız? İşte günah çok kadar. Ben şimdi size bir müjde vereyim. Allah yapılan iyilikleri en az kaçta çarpıyordu? Onla. İsterse yüzde çarpar. Adamına göre, ihlasına göre, samimiyetine göre. İsterse binle çarpar. İsterse milyonla çarpar. Ama kötülükleri nasıl yazardı? Kaça kaç? Bir kötülüğü isteyemez, bir kötülüğü fazla yazmaz. Allah'ın beri. İyilik yapanı en az bir yıl, onda çarpar, kötülük yapar, bile bir günah olur. Şimdi bugün içki içmediniz. Niçin içmediniz? Allah rızası için içki içmediniz. Aldınız mı bir sevap? Aldınız. Hayır, onda çarpar. İbadetler en az ona çarpılır da. Bugün bir adam içki içtiyse aldığı günahın onla çarpın, on listini siz içmediğiniz için sevap aldınız. Bugün içki içmediğiniz için sevap aldınız. Bugün zina etmediğiniz için sevap aldınız. Bugün hırsızlık yapmadığınız için sevap aldınız. Bugün dedikodu yapmadığınız için sevap aldınız. Bugün yalan söylemediğiniz için sevap aldınız. Bugün yetim malı yemediğiniz için sevap aldınız. Diyeceksiniz, ya hocam biz bir şey yapmadık. Niye yapmadınız? Allah yasakladığı için yapmadık. İşte bu da ibadetiz. Haramı terk de ibadetiz. İbadeti yapmak sevap. Haramı da terk etmek, yapmak sevaptır. Ne şanslısınız siz? Allah'ın güzel kulları. Yeter ki bunları bilinçli yapalım. Şuurlu olalım. Onun için amaç nedir? Takvaya ulaşmak. Takva nedir? Takva korumaktır. Bir kılıç geldiği zaman böyle esnede hemen karşısına bir kalkan koyarlar. Kılıç geldiği zaman kalkıp gerekir. Ne korumaktır? Takva korunmaktır. Neyden korunmaktır? Allah'ın gazabından, Allah'ın öfkesinden ve cehennem ateşinden korunmaktır. Nasıl korunacağız? Allah'ın rızasını kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Allah'ın emirlerine itaat edip yasaklarından kaçtı. İşte oruç da Allah'ın emrini yerine getirmek. Yasağına kaçmak. Dolayısıyla Allah'ı razı etmek. Ve öyle bir ibadettir ki bütün günahların başı olan nefsi, emmare kökünü emreden nefsi dizginleyen bir ibadet. Allah nefsi yarattığı zaman sen kimsin ben kimim demiş. Rivayet sen sensin ben de ben demiş. Nefis erdiye edilmezse çok mükemmel, çok zalim, çok zalim. Ateşe atın diyor, gene
ceza veriyor Allah Celle Celaluhu nefse, soruyor sonra geldiğinde perişan bir şekilde huzuruna getiriliyor. Sen kimsin, ben sen sensin, ben de ben. Bize öğrenmek için Rabb-ı Teala yapıyor. Bunu aç bırak. Ve nefis aç kaldıktan sonra huzuruna getiriliyor. Perişan olduk, bitmiş. Sen kimsin, ben kimim deyince sen büyük Rabb'ımsın, ben de aciz bir kulunum. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin diye diyor. Allah Afrika'da açlıkla ölen kardeşlerimize yardım eylesin. Yazarın bir tanesi bugünlerde yazısının başlığına hepimiz Afrikalıyız diye yazmış başlığa. Bu Ramazan Afrikalıyız. Soframızın bir kısmını Afrikalı kardeşlerimize göndereceğiz. Hocam nasıl göndereceğiz? Bir sürü dernek Müslümanları şu anda ayakta. Bir sürü dernek ayakta. Diyanet ayakta olacak inşallah. Para toplayacağız. Başka vakıflar, başka dernekler, bütün Müslümanlar ayakta. Bunlardan bir tanesini bulun, yardımlarınızı acilen ulaştırın. Geç kalma. Sadıkayı fıtırlarınızı, zekatlarınızı, şimdiden en önemlisi. Geç kalmayın. Çünkü her gün açlıktan insanlar var. Demek ki oruçtan maksat nefsi terbiye etmektir. Takvayı kazanmaktır. Allah'ı seve seve itaat eder bir hale getirmektir. Kibirli nefsin kibirini kırmaktır. Allah'a kul etmektir. Ey yaman ağabeyi, canın oruçlu bir diye günlerdir, aylardır, çocuklardır, sayılı günler. Eyyamen mahduda adetli sayılı çok değil yani. Böyle oruç bastığında değil de gözünüz korkmasın. Korkmadan bir şey değil. Ne dersiniz siz? Sayılı günler tez geçmiş. Memur bir tatil oldu senede işte 29 gün. Nasıl geçtik? Neden? Sayılı günler tez geçmiş. O gün burada birisi çoktandır görüp gördüm diyor. Bunu fıkra olarak anlattığında bir yaşadık burada. Ne dedi sen diyor adam askerliğini yaptı kendine aldı. Askere gitmişler biz. Sen görüp gördüm çoktandır diyor. Neden? Sayılır. Geç. Gerçi hoş öbür de geçiyor da ama o işte nihayet ya 29 gündür ya 30 gündür. Bir ara bir ayda 29'da ya 30 çeker. Bugün hemen kanalın kumaridan, eğer bu Ramazan ayında hasta olursanız, evvela sefer ya da yolcu olursanız, tabi hasta oruç tutmak ya da yolculuk yapma ya da oruç tutmak hakikaten zordur. فَاِدَّكُمْ مِنْ اَيَّانُ اُخَرْ ye ve istersin tabi, sayısınca başka günlerde tutar, kazasını yap. Demek ki doktorun, Müslüman bir doktorun, sen orucunu yiyebilirsin ya da oruç tutma sana zarar verir ya da hastalığın ilerler iyileşmezsin dediği insan orucunu tutmaz. Sağlık fevkalade bilmesi önemlidir. Başka zaman onu kazasın. Ya da yolcudur adam. Nedir yolcu? 90 kilometre öteye gitmeye niyet etmiş bir adam şehrin son mahallesinin son çıktıktan sonra yolcu misafir dedi ona ve bu yolcu bir yere gittiğinde orada 15 günden az kalacaksa yolcu olmaya devam eder. 15 günde daha fazla kalacaksa misafir olmaktan, yolcu olmaktan çıkar. Şimdi Maraş'ın hududu herhalde Hasancık diye buldu. Bazıları diyor Davlaklı da Maraş hududuna girdi. Hadi Davlaklı orayı geçtikten sonra artık bir yolcuyuz. 90 kilometre ya da ileriye gideceğimiz zaman orucumuzu istersek yiyebiliriz. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki bu en tatlı olup kaybolur. Tutabilirseniz bunun için daha iyi. Neden? Çünkü bu oruç bir, oruç tutma, iki,
Ramazan ayında oruç tutun. Başka zaman oruç tutarsanız sadece oruç tutma sevabı olur. Ama burada bir de Ramazan ayı var. O da çok mübarek, önemli bir ay. Neden önemli? Oruç ayında göreceğiz. İnşallah. Ve alellezine yutikunehu canını dişine alır. Ya da tutamıyor. Bu adama gelince fidye, fidye. Müzmin hasta ya da yaşlı pir-i fani bu adamı yorur mu? Bunun tedavisi de yok hiç. Ya da öyle bir hasta ki doktor iyileşmesi mümkün değil. Müzmin hasta bu ilaçları kullanacak ya da oruç tuttuğu zaman hastalık kendisini yatıracak. Tutmasın. Bu da Allah'ın emri. Fidye nedir? Fidye nedir? Bir Müslümanı sabah akşam doyuracak. Bugünkü sadakayı kırdık miktarıdır. Herkes ne yiyorsa şöyle bir paraya vursun. Yeminden fakire sabah ve akşam halına göre versin. Fidye dur, taahhü miskin. Bir tutamadığı güne bir fidye versin. Ve men tutallahu asayran tatavvu olarak oruç tutarsa yani hasta olduğunda, yolcu olduğunda, gücün yetiyor kutlarındaysa ya da bu fitneyi bir fitneye iki fitne miktarı daha da fazla doğru verirse fazladan daha çok olarak fevru hayrına kendisi için hayır. Şehr Ramazan, bu Ramazan ayı. Neden mübarek? Ellezi böyle bir ay ki ürzine fiili kullanma. Bu ayda Kur'an. Geldik mi? Size çok kıymetli bir insandan bir mektup gelirse mektubu alır, öper başınıza koyar, okur heyecanla, gereğini yaparsınız. Zarfı atabilirsiniz. Ama atmayın. Çünkü çok önemli bir insandan geldi. Onun zarfını da saklayın. İcabına böyle koyarsınız eşyalarınıza. Övülürsünüz. Baba falan mübarek zarfından mektup geldi. Ah da zarf diye. Bazıları kişisel eşyasını müzelere koyabilir. Burada sevgilerle. Neden? Çok önemli bir zaten mektup gelince vallahi esas mektuptan maksat mektuptur ama zarf bile kıymetlidir. İşte ey Müslümanlar esas kıymetli olan Kur'an'dır. Bu Kur'an öyle bir Kur'an'dır. Öyle bir Allah kelamıdır. Öyle bir kıymetlidir ki bunun zarfı olan Ramazan o Kur'an ayına zarf olduğu için kıymet kazanmıştır. Ve hatta onun indirildiği gece zarf olan Kadir gecesi Leyletul Kadri hayrun min elfi şehir. Kadir gecesi bin aydan daha faziletlidir. Bir ömürden daha faziletlidir. Neden? Kur'an demektir. Önemli olan Kur'an, asıl olan Kur'an, değerli olan Kur'an, Kur'an'la alakası olan her şeyde o Kur'an'ın faziletinde pay alır. İşte Ramazan'ın fazileti Kur'an içinde indirildiği ay oluşundan. Nasıl bir Kur'an? Ayeti bitirelim. Sohbeti bitirelim inşallah. Ünzületi bir Kur'an, Ramazan ayı öyle bir ay içerisinde Kur'an indirildi. Hüden dinnaz. İnsanlara bir hidayet, yol göster. Bir sistem tutar. Hakla batılı, iyi ve kötüyü, güzel ve çirkini, doğru ile yanlışı fark ettiren, ayıran bir kitap. Furkan fark ettiren, ayıran bir kitap. Kur'an böylesine müthiş bir kitap. Kur'an'la hareket eden asla yanılmaz. Asla bedbaht olmaz. Daima mesut ve bahtiyar, mutlu ve mürekkep olur. Ve Medine Kümüler Hüda hidayetin Allah'a giden dost doğru yolun açık belgeleri Allah vardır. Kur'an ispat edin. Muhammed Hak Resul'dür. Kur'an ispat edin. Öldükten sonra dinleyecek her şey mahşer vardır. Kur'an ispat edin. Kur'an
hiçbir şeyi size körü körüne iman edin demez. İstediği her şey belgesi olur. Ve karşıdaki adama da sen de belgeni getir. İnkar ediyorsun. Öyle mi? Ve Kur'an, Kur'an'dır. Demin söylediğimiz gibi Kur'an hak ettiler. Hayır dedi. Onun için Kur'an okuyarak Kur'an'la olayları değerlendiren, Kur'an'la olayları hüküm veren, Kur'an'la iyi kötüyü ayıran adam yanılmaz ve berbat olmaz. Hemen şehirde mutlulmuş ya. O zaman neymiş bunlar? Sizden her kim bu aya şahit olur, bu ayın içine girerse, Ramazan ayına felyasun Allah'a emanet. Oruç tutsun. Allah Müslümanlar bunu kesinlikle emanet. Ancak yukarıda hasta olan, seferde olan, güç getiremeyenleri istisna etmişti ya, acaba bu istisna bitti mi diye akla bir şüphe gelmesin diye yeniden söylüyor. Bu aya giren oruç tutsun ama ve mekkanen marilla, kim maraz yani hasta olursa, ev ala sefer ya da seferde olursa, yolcu, misafir olursa, fe'illetun min dünyamı uhar, sayısını başka günlerde tutar. Kazasını. Yürüyüllahu bikumul yusra. Allah ey Müslümanlar size daima kolaylık diler. Ve la yürüyüllahu bikumul usur. Sizin için doğru diler. Ben karışmam. Ramazan'a girdim. İster hastalığı ister yolu. Tutarsınız boyunca demez. Merhametli Rabbimiz. Demez. Zorluk yok diye. Kolaylık yok. Ve lü tükürün idde, sayıyı iyi tanım. Ve lü tükürüllâhu alâ ahadâkûh, size Kur'an gönderdiği için, size hidayeti gönderdiği için, size doğruyu gösterdiği için, size küfrü, batılı, zararlı şeyleri ayarlayan belirttiği için teşekkür edin ve Allah'ı zikredin. Büyük değil. Allah'a ekber. Ramazan ayında çok çok zikredin. Ve lâhu teşkurûh, şükredin. Tüm bu nimetleri size ihsan ettiği için şükredin. Değerli kardeşlerim, bu ayetler devam ediyor. Arkada Ramazan'la oruçla alakalı bazı ayetler var. Fakat biz bu ayetleri görmek bakışırsak zamanımız bununla biter. Dolayısıyla bir ayetlerden bir seçme yaptık ve bu çünkü dersimizi Kur'an'da oluşturduk. Yarın da ister istemez hadislerden bir seçme yapmak zorundayız. Çünkü binlerce hadis içerik var. Ramazan ve orucu anlatan. Dolayısıyla ister istemez özel sunmalıyız ki başka konularda fırsat gelsin. Zamanımız yarım saat. İlgilenen kardeşlerimize duyuyorum. Her zaman okunuyoruz ama ondan yarım saat evvel Allah nasip ederse biz üstündeyiz. Şimdi bu açıklamayı yapmak için iki dakika fazlanızı aldım. Ezan başladığında cümlemizi tamamlayacak. Bitirdiği anda beklemeden inşallah Allah Celle Celaluhu cümlemizi yar ve yardımcısı olsun. Bu ibadetlerden hepimizi istifade edilsin. Lillahi Teala.